Vlog videosuna hoş geldiniz. Ay şu etrafımda hep takvimler var. Şimdi size takvimleri teker teker göstereceğim. İlk önce Pekvek'ten. Bu arada Aralık şey demek. Aralık ayında her gün vlog. Yani Aralık'ta her gün video gelecek. Ve böyle takvimler çıkıyor Aralık ayında. İşte Noel'e kadar sayıyorlar. Gün sayıyorlar. 24'e kadar zaten hep bu takvimler. Farklı farklı takvimler satılıyor. Burada Türkiye'de maalesef bu takvimleri bulmak zor. Çok soru geldi bana ama ben de bulamadım. Yani gittim baktım ama gerçekten hiçbir yerde yok maalesef. Neyse bu sene 3 tane takvimimiz var. İlk önce Pekvek'ten. Çay markası. Bu şekilde. Ya, o da gerçekten çok güzel. Ve her kapının arkasında 2 tane çay var. Onu açacağız. Daha sonra Tony Chocolonely markasından bir tane var. İkisi de çok büyük. Bu da böyle. Bunun içinde minik minik çikolatalar var. Ve son olarak galiba benim en sevdiğim takvim Nespresso'dan. Ya şunun, ya şuna bakın. Çok güzel görünüyor bir kere. Bu Nespresso ve Pierre Hermé ya işbirliğinden gelen bir takvim. Ve bu şekilde açılıyor. Çok güzel. Dur. Oradan çok iyi belli olmuyor. Üstten göstereyim. Bu şekilde böyle 3 kat oluyor. Beni Instagram'dan takip edenler bunu görmüştür. Çünkü orada paylaşmıştım. Burada da yine her kapının arkasında bir tane kahve var. Ve şimdi bunları açacağız hep birlikte. İlk önce çay takviminden başlayalım. Onu şimdi içmeyeceğim bu arada. Çayı akşam içeceğim. Şimdi kahve içeceğim. Ama yine de açalım. Bir şurada. Aa, şey çıktı. Bir sonbahar çayı. Böyle 2 tane. Ama minikler. Çok tatlı. Tamam, bunlar dursun. Akşam içeriz. Daha sonra çikolata. Ay burada kapılar bayağı büyük. Nerede bir? Tamam, dur. Onu şöyle açalım. Tatlı şey çıktı. Minik karamel tuzlu Tony. Ve son olarak kahvemiz. Bakalım hangi kahve çıkacak. Şöyle. Ne bu? Aa, burada bir şey. Ha, Kolombiya çıktı. Hemen mutfağa geçiyoruz. Çünkü biz yeni bir kahve makinesi aldık. Burada duruyor. Eskisi Trabzon'a gidecek çünkü orada da lazımdı bize. Ya aslında hiç planda yoktu kahve makinesi almak ama çok iyi indirim vardı. Kahve makinesi alana süt köpürtücü bedava ve 100 tane kapsülleri dizdik. O yüzden o fırsatı hayatta kaçıramazdım. Aldım ve gerçekten çok güzel duruyor. Gösteririm size yakından. Makine bu şekilde. Diğeriyle hemen hemen aynı. Bu bir tık daha küçük ve bunun böyle açılma yeri biraz daha farklı. Gerçekten çok güzel ve süt köpürtücüsünü dün hemen denedik. Çok beğendik. Yani hemen sütü ısıtıyor ve köpük çok güzel oluyor. Ve işte 100 tane kapsül geldi ama onları şimdi yani teker teker göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi Kolombiya kahvemizi yapacağız. Kahvemi bu kupayla yapacağım. Yulaf sütü kullanacağım. Bunu buna ekleyeceğim. Gerçekten çok kolay çalışıyor. Ekliyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz ve bu düğmeye basıyorsunuz. Sonra o da böyle dönüyor içinde. Artık her sabah böyle bir kahve ve minik çikolata keyfimiz olacak. Çikolata yuvarlak, evet. Tahmin etmiştim. Şöyle. Çok güzel ya, gerçekten. Artık dışarıda cappuccino, flat white falan içmeme de gerek yok. Kolaylıkla evde yapabilirim. Birazdan evden çıkacağız. Kardeşimle çarşıya gideceğiz. Çünkü kardeşimin doğum günü geçti ve ben ona daha hediye almadım. Hayırsız abla. Neyse, dün Nike'den bir paket geldi. Onu çabuk göstereyim size. Baya indirim vardı, o yüzden bir şeyler aldım. Jordan'dan böyle bir tişört aldım. Beyaz bir tişört ama kolları siyah, hoşuma gitti. Böyle bir oversized tişört aldım. Tight'ların üzerine bazen oversized tişört giymeyi seviyorum. Air yazıyor ve kolunda da var. Ve son olarak bir tane eşofman altı aldım.
böyle gri. Bunun siyah vardı bende zaten. Aşırı rahat bir eşofman altı. O yüzden dedim green'i de alayım. O da indirimdeydi. Ve bir tane spor sütyeni aldım ama olmadı. O yüzden onu şimdi geri vereceğim. Oradan da çarşıya geçeceğiz. Kesin soru gelecek. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Dudağımdaki ruj MAC Kinda Sexy. İlk MAC rujum ve bitti bitiyor. Çok güzel koyu turuncu böyle nude bir renk. Bir outfit check yapalım. Gel Cemil. Mavi beremi taktım. Bu kazağı giydim ceket niyetine. Ben ceket giymeyi çok sevmiyorum. O yüzden üst üste kazaklar giyiyorum. Çantam, pantolonum ve botlarım. Cemil de bu şekilde. Cemil full gri, ben full siyah. Bugün Cemil gerçekten istediğini alabilir. Hayır demeyeceğim bak, siz şahitsiniz. Ama belli bir şeye kadar. Az kaldı. Şurada ocakbaşı var. Sahil ocakbaşı ızgara. Evet, arada böyle Türk restoranları falan oluyor. Zaten Rotterdam'da bayağı çok var yani. Bu da Türk restoranı. Münzür, münzür. Çarşıya geldik. Şimdi çarşının arka kısmından giriyoruz. Başka bir yeri de var. Neyse, burada şey var. Hot yoga falan. Benim spor salonum da biraz ileride. Burada yani çarşımız. Biraz ileri gidelim, oraları da gösteririm. Şu takımı gördüm. Onu beğendim ama şey, ya kumaşı biraz ince. O yüzden şimdi başka bir takım bakacağız. Ama çok tatlı duruyor böyle. Evet, daha bir şey seçemedik. Kararsız kaldık. Neyse, şimdi bir löşe gideceğiz. Oradan bir skrup alacağım ben. Burayı da süslediler. Ortada kocaman bir çam ağacı var. Burada her şey o kadar güzel kokuyor ki her şeyi yemek istiyorum. Ay Cemil çok komik. Bunu şey sandı. Gerçi ben de sandım. Süs sandı ama şeymiş. Ay Allah'ım. Şimdi donut alacak Cemil. Şunlar çok güzel. Hangisini alacaksın Cemil? Cemil red velvet aldı ve üstünde bir tane makaron var. Çok güzel görünüyor. Bu takımı beğendik. Bu Nike takın üstü yok bedeni. Pantolon bir göster Cemil iyi. Bu şekilde. O yüzden pantolon alacağız ve üstüne böyle Jordan'ın bir hoodiesini. Böyle basic. Evet, başardık sonunda. Şimdi şeker dükkanına gireceğiz. Burada o kadar tuhaf şeyler var ki. O ne Cemil? Şüphene. Kesin TikTok'ta falan böyle şeyler. Ama TikTok'ta var değil mi? Böyle şeyler. Ay şurada Haribo'nun takvimi var. Çok güzel. Ama almayacağız. Çok fazla olur. Aa, burada bayağı Reese's falan da var. Çok güzel ya. Şuna bakın. Kafam kadar. Şu yukarıda da dev olan şekerler var. Şunlar mesela. Onu kim alıyor? Yani alan var mı acaba? Bakın şekerden. Ay Cemil. Buket yapmışlar. Çok güzel. Bunları alacağız. Böyle bir şey seçti Cemil. Mac and cheese deneyecek. Ve yaban mersinli Oreo. Bugün maç var galiba. Şurada maç izliyorlar. Neyse, aldık her şeyi. Cemil şimdi bunu deneyecek. Cemil, mutlu musun? Evet. Hediyelerin güzel mi? Evet. Köşe. O değil de ben daha kahvaltı yapmadım. Sadece çikolatayı yedim. Ondan ayaktayım. Daha spora gideceğim. Çok işim var. Son istikamet Starbucks. İkimiz de susadık. Bir oturalım, bir şeyler içelim. Arkamızda çok güzel bir çam ağacı var. Hello. Mag ik een warme chocolademelk met slagroom? Klein. Cemil'in ismini nasıl yazdılar? Cemil. Benimkimi iyi yazdılar. Ve böyle çok saçma bir şey aldım. Ama çok tatlı. Dur göstereceğim size. Hazır mısınız? Şuna bakın. Şunun tatlılığına bakın. Ama niye girmiyor? Girdi. Ya çok tatlı bir şey. Evde benim böyle bir bardağım var. Onun için aldım. Bu arada flat white almadım. Şey aldım. Vanilya latte aldım. Şekersiz vanilya şuhoplu, yulaf sütlü. Bence bu güzeldir. Çünkü içinde yaban mersini var ve ben yaban mersini seviyorum. İçi böyle. Ama çok tatlı. Ve böyle soğuk bir his geliyor.
bir soğukluk geliyor, çok tuhaf. Zaten üstünde ice cream yazıyor. Değil mi? Aklım çok kaldı. Güzel. Ve çarşıdan geldik. Lush'ten böyle kocaman bir scoop aldım. Mağazada, yani dükkanda kız elimde denedi ve gerçekten bunu kullandıktan sonra elim yumuşacık oldu. O yüzden direkt büyüğünü aldım. İsmi Orange Portakal. Zaten turuncu gördüğünüz gibi. Direkt büyüğünü aldım ya. Çünkü haftada iki kere kullanıyorum ben böyle scrub tüm vücudum için. Böyle bardak almıştım işte geçen sene Starbucks'ten. Onun üstüne tam yakıştı. Aynı renkte. Ve bu bardak ya sıcak su döktüğünde kırmızı oluyor. Çok çabuk üstümü değiştim. Böyle mavi bir hoodie giydim. Benimle aynı renkte. Spor tayti, spor ayakkabılarım. Şimdi spor zamanı. Ve yemeğimi yedim, banyomu da yaptım. Bu his en güzeli. Spordan sonra temiz olmak. En güzel şey. Neyse, şimdi çay yapacağım kendime. O takvimden çıkan çay. Sonra da kitap okuyacağım. Mamoya başladım. Yine Instagram'da duyurdum bunu. Bu arada Instagram'da bir tık daha aktifim. Konuşmalı storyler çekmeye de başladım ilk. Hiç çekmiyordum ama artık çekiyorum. Gerçi şimdi Aralok'ta daha çok kamerayla çekiyorum. Insta daha sakin. Onu dengelemek zor. Yani hem Instagram'da aktif olmak hem YouTube'da aktif olmak, millet nasıl yapıyor? Odama bakar mısınız? Yani bu nasıl bir dağınıklık? Bu nedir? Burada mesela niye? Hani niye asude? Hani İstanbul'da gittiğin restoranların mendillerini niye alırsın? Niye saklarsın? Magnum Store, sushi yeri ve burgerci. Ne yapacağım bunlarla şimdi? Odama bir süs almak istiyorum bu arada. Böyle ışıklı bir şey. Çünkü aslında çok süs var şu duvarlarda ama ışık eksik. Yatağımın kenarında vardı hatırlıyorsanız. Böyle toplar renkli renkli ama üstlerini sürekli basıyordum. Kırıldılar. O yüzden yakında böyle bir süs alışverişi yapalım. Aşağıya da bir şeyler alırız. Evet. Onu yapacağız. Bir bakım yapalım. Hem saç hem yüz. Saçım biraz ıslak. Uçlarına yağ süreceğim şimdi. Giysi markasından. Bu şeyler de satılıyor galiba. Gördüm İstanbul'da. Sephora'da. Şöyle. İki damla yeterli. Onu sadece uçlarına süreceğim. Çünkü saçım çok kuru oluyor benim. Ve bu onun için iyi. Sadece uçlarına deyip tüm saçıma yaymam. Ve yüzüme de şey süreceğim. Skin Food Light. Şöyle. Açılıyor. Kırıldı. Tamam. O kadar. Başka bir şey yapmıyorum. Burada videonun sonunu çekeceğim.
ilk Aralık, yarın ikinci, böyle böyle her gün vlog gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yarın görüşmek üzere.